Ay ay, kaç 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 kaç. Efendim, sizin için tam 30-35 dakikalık yol yürüdüm. Ha pardon, böyle yapmayayım şimdi. Sitem edermiş gibi. He kardeş, bu kardeşimizin yanına geldik. Yayla kayboldu, göremiyorum şu anda. Bayağı yürüdük ama öyle böyle değil. Ayıdan kaçtık, ayı maceramız oldu. Ama kaçtık. Evet. Aslında kavga da edebilirdik de bir sürü adam da vardı arkamda. Güvenemedim de ekibe. Ya güvenme meselesi değil. Baktım herkes topu gidiyor. Ben de kaçtım. Ne yapayım ben de? Abi nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Hoş geldiniz. Seni görmeye geldik. Yani buna evet. Değeceğine de ben inanıyorum çünkü. Evet. Sen abi ayıdan korumak için bu balları tamamen ağaca kurmuşsun. Evet. Ağaca yerleştirmişsin. Peki bu önceden yerde olduğu zaman ne oluyordu? Önceden yerde dayımın arıları vardı. Buradan hatta daha yukarıdaydı. Yani evet. Yerleşimine daha yakındı. Evet. Ayı bir iki kovanını talan etti. Talan ediyor yani, evet, böyle avuçla hop diyor yani. Hatta yani kenarı çevriliydi bu elek telleriyle falan. Heh. O halde bile girdi içeri yani. Ona kovanları. Tel fayda etmez ki abi. Etmez, teli yatırıp girmişti içeri. O acıktı mı gazını söker. Evet. Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya, bu tel ne falandır böyle. Yani onun için böyle daha sağlam bir tedbirler alması gerekiyor. En son ağaca çıkarttın. Bir de işin ilginç tarafı, ağaca da çıkabiliyor ayılar. Onun önlemini de almışlar tabii. İşte görüyorsunuz, bunlar saç, işte yağmurluk çatı üzerine koyulan. Bunlara tırnak tutup çıkamadığı için... Bunlara tırnak vuramıyor, evet, tırnak değil tutamıyor, mi? O yüzden bunu yapmıyor. Yani o ayın yerine koysak kendimizi, buraya geldik diyelim, bal yiyeceğiz. Şuraya tutup elimiz kayıyor ya, evet. Ne sinirlenirdir vallahi ya. Sana ne kızıyordur ha? He? Kendi kendine de düşünmüyor değildi yani o hayvan. Öyle ya, o bal kokusunu alan hayvan geliyor buraya. Bu sene izini göremedim de, geçen yıl şuradaki ilerideki patikada izi vardı. Kaç seneden beri var abi burada bunlar? Bu 2 senelik burada. 2 senelik var. 2 senedir ben buraya getiriyorum arıyı. Peki verim var mı abi bu işte ya? Böyle verim, ağaca çıkartmışsın ya, onu diyorum. Geçen yıl daha iyiydi. Bu sene biraz havaların yağış gitmesinden dolayı hemen hemen bizim Giresun bölgesinde her yer sıkıntılı. Evet, ülke genelinde de gerçi her taraf bulutluydu vesaire, ülke yağışı geçti. Biraz bu araları da etkiledi o zaman, öyle tabii, mi? Tabii. Yani bizim bu bölgeyi çok etkiledi çünkü kestanede hiç çalışamadı arı. Bir gün çalışmış değil kestanede. Bizim bu bölgede, evet. Şimdi meşhurdur Giresun'un kestane balları. Deli bal deriz ya, şifa kaynağıdır. Bir de böyle ormanlık araziden, yaylayla iç içe olan bir yerden bal alırsanız zaten farkını hemen gösterecektir. Tamamen şifa deposu. Şöyle yediğiniz zaman hafif böyle bir yakar. Evet, hafif. Gezinizi yakar. Heh. Ama bir de aç karnına yerseniz var ya, bayılırsınız. Aslında bu deli bal yani... sadece kestane değil, bu orman gülü dediğimiz ürünle, yani şu bitkinin çiçeğiyle karışımından meydana gelen bir şey. Değil mi? Evet. Yani tansiyonu düşürdüğü için. Şifa kaynağı diyelim tabii. Abi biz buna ya. Bunu tabii. anlat zaten bitmez bu. Bunun muhabbeti yani. Sabaha kadar bitmez yani. Kendi başına bir şey hakikaten zaten. Hakikaten öyle. Şimdi abicim, bize semaver demlemişsin. Evet. Onunla beraber evet, bal alacağız. Bal mı yiyeceğiz? Bal alacağız arada. Taze bal mı yedireceksin evet. Bana sen? 2015 yılının. Heh. Taze balı, evet. İlk balını biz mi yiyelim? Evet. Eyvah. Şimdi sevgili seyirciler, kardeşimiz yukarı çıkacak. Ben kendime güvenemiyorum, oraya çıkamam. Tamam, yerdeki arıyı biliriz ama yukarıda yaşayan arının huyu tuzu nedir bilemem ki arkadaş. Saldırır maldırır, neme lazım. Şimdi taze balı çıkaracak, semaver çayı eşliğinde yiyeceğiz. Hadi bakalım. Abi kolay gelsin, seni sağ bekliyorum ben. Sevgili seyirciler, Mustafa kardeşimiz yaptığı bu balları, yani arıların yaptığı bu balları yukarı gitti, bizim için aldı geldi. Madem gelmişiz, şunları yemek lazım, şifasını almak lazım. Ben Mustafa, öncelikle sana teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani bu nimetten faydalanacağım ya, ben daha dünyanın en mutlu adamıyım yani artık. Bir de
tam yerinde membağından yiyeceğim yani ben bunu ya. Biraz önce üzerinde arı vardı yani. Değil mi? Az önce arı vardı üzerinde. 2 dakika önce arının içindeydi. O zaman ben şöyle de söyleyeyim sana ya, bir katkımız olsun efendim. Eğer gezmeye gelirseniz Giresun'a, derseniz ki ya şu çakıl yaylasına bir çıkalım, geldiniz mi? Eğer gelirseniz Balcı Mustafa burada. Balından almak isterseniz buyurun alın. Tamamen natürel, doğanın içinde yani, yaylayla iç içe bir yer. Bir de yerleşim yerinden uzak yani. Uzak, evet. İnsan da görmüyor, acayip. Evet. Yabani bir yer.